hanımlar, beyler. Bugün sizinle yine hayatınızı kolaylaştıracak altı adım köşemize başlıyoruz. Hepimiz okul hayatı boyunca ve okul bitince sınavlarla boğuşuyoruz. İlkokuldan başlayarak üniversite sınavı, yönetici asistanı sınavı, ehliyet sınavı derken ömrümüzün yarısı sınav anlarında geçiyor. Bugün sizlerle altı adımda sınav günü dikkat etmeniz gerekenleri inceleyeceğiz. Oo, selam millet. Sınava hazır mıyız? Hazır mıyız? Sakin ol DJ So. Bu ne heyecan? Ne yapalım oğlum? Bütün gece çalıştık sınava. Sular seller gibi biliyor abiniz. Öğretmenden daha iyi biliyorum konuyu. Helal valla. Ben de çok çalıştım abi. Hatta o kadar çok çalıştım ki annem dün gece ben ders çalışmayı bırakmıyorum diye polis çağırmış. Eve polisler gelip dersi bırakmayı ikna etti beni. O da bir şey mi? Ben dün o kadar çok çalıştım ki ders kitabını yazan önce ikinciyi beraber yazalım diye iş teklif etti. Esas ben dün gözün yapısına o kadar çok çalıştım ki evin yanındaki hastanede doktor gelmeyince yerine göz ameliyatına ben girdim ya. Gözün yapısı mı? Ne gözü, ne yapısı? Felsefeydi bugün. Sınav biyoloji Sokrates. Büyük patladı. Yani, sınav hazırlık elbette önemlidir. Ama daha önemlisi doğru sınava hazırlanmaktır. Ne yapacağım ben şimdi? Kopya. Kopya lazım bana. Hamza. Sende var mı kopya kardeşim? Atmışındır kenara köç bir şey. Kopya aciziktir. Kopya pişmanlıktır karşım. Ben karşıyım kopyaya. İbo sende var mı? Kopya mı? Bu kadar düşeceğini asla tahmin etmezdim Hüseyin. Şşt kanka. Sende vardır ha. Atmışındır kenara ufak kağıt falan. Ufak kağıt mı? Kopya mı? Ben de kopya olduğunu düşünmekten seni men ederim Hüseyin. Kopya ve ben. Bir daha benimle konuşma. Kanka. Sende var mı? Sende var mı kopya? Oradan sana kopyacı gibi mi gözüküyorum Hüseyin? Ben o kadar aciz mi gözüküyorum sana? Yazıklar olsun. Git. Ne dedim ya? Kopya var mı dedim. Ne bu kadar içerlediniz? Madde 2. Her sınıfta çok çalışkan bir öğrenci vardır. Ama bir öğrenci sınava ne kadar çok çalışırsa o kadar az kopya verir. Ona güvenmek bir hatadır. Sinem, canım arkadaşım. Bugün senin yanında oturabilir miyim? Otur. Kopya vermem, silgi vermem, uç vermem, ümit hiç vermem. Beren'cim, çok çalışkan bir öğrencisin burada galiba. Evet. Deminki oyununu biraz daha abartılı yapabilirsin bence. Siz isteyin, yaparım yeter ki. Ne demek? Hazırsan. Bugün senin yanına oturabilir miyim? Otur. Kopya vermem, silgi vermem, uç vermem, ümit hiç vermem. Bir huzur versen yeterdi ya. Neyse ben oturayım yine de. Kağıttan ne görsek kârdır. Biraz da sırayı yazarım. Şey Sinem, sende notlar var mı? Not vermem, kitap vermem, defter vermem, uç, kalem hiç vermem. Nedir piçirolar bu kıza ya? Neyse ben de kendi kitabımdan bakayım. Şu güzel. Şu da güzel. Bunlar güzel ya. Güzel. Kaldır defteri kitabı! Kaldır defteri kitabı! Herkes eller yukarı! Bilim dersinde kimse kopya çekemez. Madde 3. Her hocanın yoğurt yemesi de sınav yapması da başkadır. Bazı hocalar otoriter ve kül atmaz olmakla ünlüler. Bu öğretmenler normalde güler yüzlü olsa da
Sınav günleri biraz tuhaftır. Kaldır defteri kitabı. Herkes cep telefonlarını kapatıp yere koysun. İkizler, yine mi siz? Buyurun hocam, buyurun hocam. Çıkın dışarı. Hocam neden ama ya? 2 senedir her sınavda bizi atıyorsunuz. Niye sınav almıyorsunuz bizi, niye? Ben dersimde kopyaya izin vermem. Çıkın sınıfından kopya insanlar. Oh be, bir an bana gelecek diye ödüm patladı. Sen, geç şuraya. Ben? Evet, sen. Beni mi dediniz? Evet, evladım, sen. Beni mi diyorsunuz? Evet oğlum, sen. Sinem sana söylüyor. Kaşınma oğlum, geç şuraya. Geç. Böyle yer değiştir. Bu tartışı yaptı kadın ya. Hocam, gitmesem bu sıra benim uğurlu sıra da çok emeğim var üstünde. Uğurlu sıra neymiş? Emek vermişmişmiş. Marangozla beraber mi yaptınız sırayı? Geç şuraya. Geçiyorum hocam ama şunu bilin ki çok incindim. Benim kopyayla hiç işim olmaz. Konuşma bitmiştir. Sınav başladı. Evden eve dağıtın siz de kağıtları. Sınav başladığı anda herkes kağıdına bir şeyler yazarken trene bakar gibi kağıdına bakan öğrenci biraz sonra çaresizlikle yardım dileğinde bulunur. Ama herkes kendini kurtarmanın derdindedir. Şişt, ne yaptın biri? Şişt, İbo, İbo, ikiyi ne yaptın? Hamza, kağıdı doldurdun vicdansız. Bize de bir şey söyle. He. Şu acizliğe bak ya. 8. sınıfta kaşık kullanmayı öğrenen çocuktan kopya istiyorum. Sinem. Sinem. Çalışkan ön sıradaki kıza hiç bulaşmayın. Onlar kimseye cevap da vermez. Benimle de konuşmayacak mısın Köce? Harfi 4. Zaman daraldıkça çevresinden aradığını bulamayan öğrenci için son kozunu oynama vaktidir. Sallamak. Ben zeki adamım ya. Üstün başarıyla yorumumu katarak bu soruları cevaplarım. Cevaplayamadı. Soru 1. İnsan vücudu için temel besin kaynaklarını yazınız. Kolay mı? Zeytin, peynir, ekmek ve az da domates versinler, bana yeter. Soru 2. İnsan vücudunda 600'den fazla kas vardır. Bu çeşitliliğin nedenini yazınız. Ne olacak takdir ilahi? Süperim ya. Soru 3. Yağların önemini yazınız. Aa, tereyağı çok önemli. Olmasa sahanda yumurta olmaz. Zeytinyağı kritik. Ya olmasa dolun olmaz. Bence tamamdır. Madde 5. Eğer sınav sırasında müdür aniden sınıfa giriyorsa bir terslik var demektir. Kolay gelsin hoca hanım. Kolay gelsin. Ben de güvenlik kamerasından bakıyordum. O yüzden geldim sınıfa. Güvenlik kamera. Pardon, pardon. Hoş geldin. Merhaba. Nasılsın Aylin? Vallahi heyecanlıyım. Bu kadar ezberi nasıl yapıyorsunuz çocuklar? Müthişler değil çok mi? Çok tatlılar ya. Sen ne hissediyorsun? Yani ben de işte, ben de heyecanlıyım. Bir de hani karşımda böyle tatlı minik şeyler var. Nasıl oynanacak bilmiyorum. Müdüremizin lafından alalım. Ben de güvenlik kamerasından bakıyordum. O yüzden geldim efendim kontrole. Güvenlik kamerası mı? Evet çocuklar, güvenlik kamerası. Hadi bakalım. Devam edin sınavınıza. Hocam, yüzleri burada diye söylemiyorum ama bizim çocuklar pırlanta gibidir. Hayatta kopyayla işleri olmaz. Hem ben de zaten kül yutmam, beni kandıramazlar. Tabii, tabii canım. Yavrum, maşallah zekan pırıl pırıl. Full çekmişsin kağıdını. He?
Maşallah be çocuğum. Kolum koptu ya. Kolum gitti. Tabii çocuğun belli ki yazmaktan kolu kopmuş. Gitti kolum ya. Kolum gitti. O üçüncü elindeki telefonu da ver bakalım bana. Zeka küpü bak pırıl pırıl bak. Kolum gitti. Aa, çocuğun üç kolu mu varmış? Aa Hamza. Elini kolunu sallaya sallaya kopya çekiyorsun bir de. Hiç yakıştıramadım. Kopya acizliktir, kopya pişmanlıktır. Ayıp. Kızım maşallah sen de yazdıkça yazıyorsun ha? Yeter. Hocam çok çalıştım. Akıyor, akıyor. Akıyor değil mi? Belli kızım, belli. Hocam bu yeter sınıfın en çalışkanlarındandır. Hmm. Ayrıca inanılmaz da yorumları vardır. Kalemine çok güveniyorum. Aa, belli belli hoca hanım. Baksanıza. O da kalemine çok güveniyor. Bakın bahçe hortumu gibi yazdıkça yazmış, uzadıkça uzuyor. Bakın. Emek. Aa, yeter. Kopya mı sen? Gözlerime inanamıyorum. Çok ayıp. Hocam, bu Burcu inanılmaz çalışkandır. Saati saatine, günü gününe çalışır. Maşallah, maşallah. Her şey dediğiniz gibi hoca hanım. Gerçekten öyle çıkıyor. Kızım saatin kaç? Saat mi hocam? Saat iki hocam. İki. Peki öbür kolundaki saat kaç yavrum? Öbür kolumdaki ne? Onda da saat. Ha, çıkar bakalım çocuğum sen saatleri de biz de bir bakalım şu saatlere. Senin iki kolun arasında saat farkı mı var kızım? Hoca hanım bir tanesi gerçek saat. Bir tanesinin içine kitabe yazmış. Burcu, senin de saatin saatine uymuyor ama arkadaşım. Çok ayıp. Hocam hiç zahmet etmeyin. Değil mi? Zahmet de vermiyor çocuk. İbrahim'e bak. Sonbahardaki ağaç gibi yaprak döküyor. Hocam ben de zaten güvenlik kamerası çalışıyor diye bakmak istemiştim. Yoksa zaten ben kül yutmam. Ha. Ben anlamıştım. Tabii canım tabii tabii. Toplayalım kağıtları. Zaten iki kişi dışında gerisi sıfır aldı. Benim ya hocam. Ama. Verin bakalım kağıtları. Zaten sınav da bitti. Bitti, sınav da bitti. Hepsi de bitti. İki kişinin kağıdına bakacağız zaten. Sinem. Kim? 99. 99 mu? Evet. Ama hocam ben bu acıyla yaşayamam. Aa. Ben 100 bekliyordum. Bitiriyorum eğitim hayatımı. Elveda okul. Elveda eğitim. Çocuğum. Aa, Hüseyin. Hanginiz Hüseyin? Heh. Benim hocam. Çocuğum seni tebrik ediyorum. Bak sen sınav boyunca kimseden kopya çekmedin. Kendin çalıştın emeğinle. Gerçekten bu sınavı hakkında bitirdin yavrum. Hüseyin gibi olun. Arkadaşınıza bir alkış yapın bakayım. Bir alkış yapın bakalım. Şuna bak. Evet, senin notunu da açıklıyorum Hüseyin'cim. Sıfır. Sıfır mı? Sıfır. Ya hocam yani bu kadar konuşmayı sıfır vermek için mi yaptınız? Dürüstlükte bir yere kadar çocuğum. Biraz da çalışmak lazım değil mi? Hoca hanım biz şimdi kopya çekenleri alalım, birbirlerini ararız. Çıkalım dışarı tamam mı? Hadi bakalım kopya çekenler ben... Çıkın beraber... dışarı! Bir aileleri de söyleyin de gelin. Görürsünüz siz. Madde 6. Hayatınız boyunca kolaycılıktan uzak durun. Kendi yemeğinizi alacağınız sıfır bile kopya çekerek alacağınız yüzden kıymetlidir. İlave bir maddede ebeveynlere gelsin o zaman. Her gün sınavlara boğulmuş, farklı stresler yaşayan çocuklarınızı notları yüzünden bir de siz sıkıştırmayın. Unutmayın, onların size ve ilginize en çok ihtiyaç duydukları anlar bu anlardır. Yeni bir altı adımda daha görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Biz lahmacun sat, onlar pizza. Biz arabesk müzik set, onlar klasik. Biz şirinler sek, onlar gargaman. Bu iş olmaz. Benim buna rızam yok kaptan. Sen kimsin oğlum? Ne yükseldin yine yersizliğine? Yürü git. Telefonum şarjdaydı, onu getir. Bu nedir Dilir ya?